Şimdi bayram geliyor. Dinimizde bayramlaşma nasıl olmalıdır? Şimdi bir bayramlaşma şöyle olmalıdır, bayramı şöyle kutlayın diye dinde emredilmiş bir farz yok. Fakat bayram dinin ortaya koyduğu hedefler hizmet eden güzel bir gelenek, kültürel yapıdır ve bir ibadetle ilişkidir. Müslümanlar bir ay boyunca oruç tutuyorlar. Bunun arkasından Allah'a şükür bir ay daha ibadet ettik, bir ay daha geçirdik diye onu bir bayramla kutluyorlar. Burada bayramda bence şuna dikkat etmek lazım. Ramazan'da birçok insan güzel kararlar alıyor. Mesela namaz kılmayan insanlar namaz kılmaya başlıyor. Veyahut da ne bileyim içki içenler bir kısmı içkiyi bırakıyor. Buna benzer İslami açıdan olumlu olduğunu söyleyebileceğimiz kararlar alıyor. Hı hı. Mümkünse böyle bir karar alındıysa, hani insan genelde onu yapmıyor, Ramazan namazsız aldıysa, aman işte bayram da dahil, evet, onu ondan sonra hayat boyu devam ettirebilecek şekilde çalışalım. İçkiyi mi bıraktın, mümkünse devam et. Evet. Allah ben daha çok alacağım diye karar mı aldın, Ramazan namazsız bırakmadın, haydi artık bundan sonra, evet, devam ettir. Yani bence bayram ve Ramazan sonrasının en faydalı şeyi bu olacaktır. Bir de İslam'ın önem verdiği şeylerden bir tanesi insanların arası, Müslümanların arasında birlik olması. Evet. İnananlar kardeştir diyor bir Kur'an ayeti. Şimdi bayramdaki en önemli yapılan şeylerden biri işte insanların birbirini ziyareti, birbirine kaynaşması, küslerin barışması. Bu Kur'an'ın ortaya koyduğu hedeflere, evet, hizmet eden bir şey. Bu Müslümanların bir bayramı. Kültürel olarak böyle kabul etmişiz, böyle gidiyor. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. İşte kaynaşarak, bir küsler varsa, aramızda soğukluk olanlar varsa bunlarla barışarak değerlendirsek, İslam'ın, Kur'an'ın koyduğu hedeflere uygun bir bayram geçirmiş oluruz. Çok güzel efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Profesör Doktor Caner Taslaman bizlerleydi. Harika anlattınız. Sağ olun, teşekkür hayırlı ederim. Olsun, mübarek olsun. Sağ olun, sizin de.